Çok yoğunsunuz, kusura bakmayın. Çok yoğun temponuzda bizi kırmadınız. İsteğimizi, teklifimizi kabul ettiniz. Çok sağ olun. Nasılsınız? Nasıl gidiyor Kasımpaşa günleri? Teşekkür ederim. Şimdi seninle bir 15 ay beraber geçirdik. Yani evet, güzel bir süreçti. Zordu ama güzel bir süreçti. O kadar da birbirimize hatırımız olsun değil mi? Evet hocam. Hocam şimdi her yıl sonunda böyle bir şey yapılır. Ben önce bir düşüncelerimi paylaşayım, sonra sohbetimize başlarız. Tamam. Benim gönlümde 2019'un en değerli hocası sizdiniz. Yani ben kendi düşüncelerimi ifade edeyim. Çünkü 2019 yılında Eskişehir Spor'da neler yaptığınızı, o takımı nasıl ligde tuttuğunuzu en yakın şahitlerinden birisi benim. Şimdi 2020 yılının da en iyi hocası benim gönlümde sizsiniz. Çünkü Kasımpaşa'ya gidip yani 16 puanlı bir takımı 17. sırada alıp 43 puanla ligde 10. sırada bıraktınız. Bence yani bir daha işine zor rastlanır bir durum. Benim gönlümde hocam son 2 yılın hocası sizsiniz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Akif. Bunları senden duymak çok güzeldi gerçekten. Hocam şimdi bu hafta bir Fenerbahçe maçı var. Evet. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Sohbetimize başlayalım. Yani şimdi şöyle Akif, açıkçası süreç zor bir süreç. Yani genel olarak da zor süreç. Sadece bizim için değil, ligdeki tüm takımlar için. Çünkü yaşamış olduğumuz bu sezon özellikle geçtiğimiz sezonlara nazaran çok sıkıntılı bir sezon. Çünkü hazırlık dönemi tamamen geçirememiş takımlar var. Yani çünkü yeni kurulan takımlar özellikle ve bunun sıkıntısını ligin özellikle ilk haftalarında çok fazlasıyla çektiler. Geçtiğimiz sezondan kadrosunu koruyan takımlar lige avantajlı bir şekilde başladılar. Ligdeki ilk 7-8 hafta alınan puanlar da bunu çok net bir şekilde gözüküyor. Hazırlıklar, yani karşılaşmalara hazırlıklar çok da kolay olmuyor. Çünkü 2 gün önce yapmış olduğunuz testler, sizin hafta evet. boyunca yapmış olduğunuz çalışmaları çok büyük bir oranda etkileyebiliyor. Lig 21 takımdan oluşmuyor. Şu anda lig 22 takımdan oluşuyor. Çünkü Korona Spor da var. Onu da dikkate almamız gerekiyor. Korona Spor bir de hükmen kazanıyor hocam. Yani yakalandınız, 14'ün altına düştünüz mü mağlupsunuz. Yeni gelen kuralı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi şöyle, kural federasyon tarafından alındı. Kulüpler uymak zorunda. Yani burada alınan bir kararı eleştirmenin veyahut onunla ilgili yorum yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama şu var, yani lig bir şekilde oynanması gerekiyor. Bunu yani federasyon çok net bir şekilde belirtti sezon başında ve yapmış olduğu çalışmalarla ve uygulanmış olduğu şu andaki sizin de söylediğiniz gibi uygulamalarla özellikle 2. devre ligin bu ligi bir şekilde oynatacak ve bitirecek yani. Ha, bu lig ne kadar adaletli bir şekilde oynanır, o soru işareti. Çünkü elinizde olmayan nedenlerden dolayı bazen belki hükmen mağlup olacaksınız. Hocam bütün takımlar için şartlar eşit. Yani koronaya karşı herkesin tedbirli olması gerekiyor. Biz insanlar da hani futbol camiasında olmayanların da dikkatli olması gerekiyor. Çünkü hani biz belki genciz, hafif şekilde atlatabiliriz ama bulaştırdığımız kişilere ne yazık ki kalıcı hasarlar verebiliyor, hayatlarını kaybetmesine neden olabiliyor. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Aşılara beklemeliyiz aşıları. Hocam Fenerbahçe maçını sormuştum. Tam net alamadım. Yani şimdi şöyle, Fenerbahçe maçı kolay bir karşılaşma oldu. Yani zaten Türkiye'de yani oynanan karşılaşmalar hiçbiri kolay değil. Yani bu belki klasik bir cümle. Teknik adamların kurmuş olduğu diyeceksiniz ama gerçekten öyle. Çünkü yani biz cumartesi gün yani test yapacağız yarın. O test sonucu mevcut olan kadroyu belirleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında bayağı bir sıkıntı oldu bizim maç sonrası. Yani özellikle işte Aytaç'ın kartları, Haris'in sakatlanması, işte birkaç tane soru işareti olan oyuncularımız var. Onların durumları yarın ve yarından sonraki idmanlarda netlik kazanacak. Bazı mevkilerde çok alternatifli bir kadromuz da yok. Yani çünkü Tarkan'ın sakatlanması, stoper oynuyordu bu sezon. Julien'in sezon başında sakatlanması açıkçası alternatiflerimizi kısıtladı. Ama buna rağmen oynamış olduğumuz karşılaşmalarda ve yerine oynayan arkadaşlarımız gayet beklentimizin üzerinde performans gösterdiler. Pazartesi günkü karşılaşmada yani Fenerbahçe'nin biliyorsun Başakşehir karşılaşmasında kalmış olduğu sonuç belki onlara özgüven kazandıracaktır ama sezon başından beri alışa gelmiş bir oyun düzenleri var. Bizim için çok artıları var o karşılaşmada, eğer doğru oynayacak olursak. Öyle söyleyeyim. Anladım hocam. Peki son 5 maçta 13 gol yediniz. Yani Gazişehir maçını ben unutmak istiyorum özellikle. Takımın defansında bir problem var mı? Çözmeye çalışıyor musunuz? Evet. Yani takım defansında, yani sadece takımın defansında değil, takım defansında sorunları var. Ve biraz önce söylediğim gibi 2 tane stoperin sakatlanması bizim adımıza sıkıntılı bir süreç. Çünkü orta sahadaki oyuncuyu orada oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da tabii orijin olmadığı için stoper olarak da değişebiliyor. Ama biz geçtiğimiz sezon 7 hafta, yani biz 14 hafta görev yaptık biliyorsunuz Kasımpaşa'da geçtiğimiz sezon. Ve 7 hafta gol yemeden tamamladık Kasımpaşa'yla. Evet. Takım savunmasında biraz daha üzerine durmamız gerekiyor önümüzdeki haftalarda. Ama koronadan dönen oyuncuların fiziksel anlamda düşüşü de çok net bir şekilde hissediliyor ve gözüküyor. Bizde de yani biz geldikten sonraki süreçte, özellikle geldiğimiz süreçte öyle söyleyeyim, çok sayıda oyuncunun pozitif olmaları, biz geldikten sonra Aytaç Koita'nın olması bayağı bir etkiledi açıkçası. Şimdi hocam Kasımpaşa'da bu benim bildiğim 3. dönemimiz. Çok geçmişi saymayalım. Geçen sene ve bu sene. Hocam sezon başı kulüp sizle yeniden anlaşmamıştı ama devam eden süreçte yine yollarınız kesişti. Kasımpaşa'da tekrar dönüş süreciniz nasıl oldu? Anlatır mısınız? Ya Kasımpaşa ile ilgili şöyle, yani yani geçtiğimiz sezon gayet, sizin de söylediğiniz gibi, gayet olumlu işler yani birlikte, yani sadece bu bizden kaynaklanan değil. Çünkü kulübün yapısı da çok önemli. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ama sezon sonunda sözleşmeyle ilgili anladığım kadarıyla, yani geri dönüşümde onu çok net bir şekilde anladım. Yani tam olarak şöyle, iletişim kopukluğu diyelim. Öyle söyleyelim. Veya bilgi kirliliği diyelim. Ben de iletişim kopukluğu mu oldu hocam? Evet. Yani böyle bir oluşum olmuş. Bunu geldiğimizde başkanımıza da görüştüğünde çok net bir şekilde yani duydum. Ve açıkçası da üzüldüm, yani onu o şekilde duyduktan sonra da. Çünkü sezona tekrar burada başlamış olsaydık şu anda tamamen değişik bir ortam hem bizim için hem de Kasımpaşa için olur diyerek düşünüyorum ama peki, çok çok geriye gidip bakmamak lazım. Yani geriye dönüp bakmamak hocam, lazım. Bundan sonraki sürece bakalım. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Yani siz beni tanıyorsunuz, ben de sizi çok iyi tanıyorum. Siz de ben de geçmişi konuşmayı çok sevmeyiz ama bir Ankara Gücü'nde sormam gerekiyor hocam. Ankara evet. Gücü'nde neden olmadı? Şimdi şöyle, Ankara Gücü'nde olmamasının nedeni yani ben ilk geldiğimde de çok sıkıntılı bir süreç geçireceğimizi yönetimimizle paylaştım açıkçası. Çünkü bunun birkaç tane nedeni vardı. Bir, transfer yasağının olması. 2, geçtiğimiz sezondan alışkanlık haline gelmiş mağlup olan oyuncu grubu olması. Hazırlık dönemini tamamen U19 ve U21'den oluşan bir kadroyla hazırlık dönemi geçirmemiz. Transfer tahtasının ligin başladığı hafta saatler kala açılması ve gelen oyuncuların aralıklı gelmesi. Yani zaten hazırlık dönemi geçiremediniz. Bu bir. İkincisi, ligin ilk haftasında zaten kadro liste esamnemeye baktığınız zaman kimler kadroda var o anda, şu anda kimler var çok net bir şekilde gözükür ve oradaki tabloda da çok bazı şeyler ön plana çıkabilir. Çünkü gelen şu anda oynayan oyuncular sonradan gelen oyuncular. Bu. Yani hocam siz bu süreci Eskişehir Spor'da da yaşamıştınız yani. Sezon başındaki çalıştığınız oyuncular başkaydı, lige başladığınız oyuncular başkaydı, sezon başında çalıştığınız oyuncularla devre arasında oynamıştınız. Evet. Şimdi biraz şöyle, talihsizsiniz yani bu konuda. Yok, talihsiz değil. Benim için iyi bir ders oldu. Özellikle Ankara Gücü olayı. Yani yeni kurulacak bir takıma gitmeyeceksin. Yani gitmeyeceksin. Çünkü o tür takımlara gittiğiniz zaman sezonu bitirme şansınız %10-%15 oranı. Yani bugün yeniden sıfırdan kadro kuran takımlara bakın. %75-%80'i teknik adam değişikliğine gitti. Yani hocam ülkemizdeki çok sık hoca değişikliğinin sebebi temelinde bu mu yani? Kadroların geç oluşturulması. Mutlaka bu. Yani bunun başka bir alternatifi yok yani. Çünkü çok uzağa gitmemize gerek yok. Avrupa'daki ülkelere eğer genel olarak baktığımızda ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Genelde yapılan transfer sayısı 2 veya 3. Evet. Oluşmuş bir kadrolar var ve bu kadronun da devamı var. Yani biz şimdi çok, yani örnek vereceğim. Yani biz Galatasaray karşılaşmasına 10 eksikle gittik. Bir sonraki hafta oynamış olduğumuz Karagümrük karşılaşmasına 7 tane eksikle gittik. hakem hatalarını veyahut da şeylerini söylemek istemiyorum ama bizim için asıl yani ligin veyahut da Ankara Gücü'ndeki bizim kaderimizi belirleyen karşılaşma Rize karşılaşması oldu. Orada Alper'in ikinci sarı karttan atılması, iki tane gereksiz yere hakem tarafından özellikle birinci penaltıyı yani veriş şekli çok üzücüydü. Ondan sonraki süreçte de biraz önce bahsetmiş olduğum işte Covid vakaları üst üste geldi. Bazı şeyler de nasip bir şey ya Akif. Yani ben ona inanıyorum. Çünkü Göztepe karşılaşmasında girmiş olduğumuz pozisyonlar, kaçırmış olduğumuz penaltı, bunları üst üste koyduğunuz zaman bu sefer sıkıntı oluyor. Nasibiniz yokmuş. Yani ben öyle değerlendiriyorum. Biraz önce söylemiş olduğum nedenler %90 etkendi. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ama cami olarak gerçekten büyük bir camia. Yani bunu çok net bir şekilde görebiliyorsun ve hissedebiliyorsun. Aynı Eskişehir'de olduğu gibi. Bundan sonraki süreçte Ankara Gücü'ne başarılar dilerim. Ve onların başarılı olmasını isterim. Çünkü kadro oluşumunun %25-%30'u da bizim tavsiye etmiş olduğumuz oyunculardan oluşmuştu. Onların başarılı olmasını gerçekten isterim. Çünkü cami olarak hak ediyorlar. Hocam daha hani Ankara Gücü'yle de oynayacaksınız önümüzdeki. Yani evet, bu ay içerisinde oynayacaksınız. Ankara Gücü'ne rakip olacaksınız. Takımı tanıyorsunuz diyecek herkes ama siz hani dediniz ya sezon başındaki kadroyla şu an devam eden kadro arasında farklılar vardı. O da çok geçerli bir yorum olmayacak herhalde. Yani şimdi şöyle oyuncuları zaten bireysel anlamda yani yetenekler neler yapabileceğini biliyorduk. Takım halinde hareket etme de biraz sıkıntılıydık. Ama yani artık onların da belirli bir oyun felsefesi oluştu. Ve iyi de sonuç aldılar son 4 haftada. Puan alabilecekleri rakiplerdi. Bundan sonraki süreç onlar için çok önemli. Çünkü oynayacakları Malatya karşılaşması, akabinde işte Antep, Başakşehir, Fenerbahçe ve bizim karşılaşma. Onların yani devre arasına kadar puan durumunu belirleyecek ve aynı zamanda da belki de ikinci devre yapılacak ve yapılmayacak transferlerle ilgili ama bence biraz Kasımpaşa'yı konuşalım. Ankara Gücü çok evet, Kasımpaşa'ya geldik hocam. Ankara Gücü bir soruydu da hani muhabbet açıyor oldu. Evet. Hocam önünüzde bir 5 maç var. Hani bir haftayı da bay geçeceksiniz. Süper Lig'de devre arasında 6 hafta var ama sizin 5 maçınız var. Belirlediğiniz bir hedef puanınız var mı hocam? Şu an 19 puandasınız. Şimdi şöyle biz Fenerbahçe karşılaşmasından sonra biliyorsunuz ayın 5'inden sonra transfer süreci başlıyor. O konulara sağlam gireceğiz hocam birazdan. Evet yani o süreçte yani bizim belirlemiş olduğumuz ya dün başkanımızla da toplantımız vardı. Belirlemiş olduğumuz mevkiler var. Yapmış olduğumuz çalışmalar var. Eğer o çalışmalardan sonuççu alır da Alanya karşılaşmasına en azından 3 tanesini gerçekleştirebilirsek yapacağımız hesaplar şu anda kafamızdaki olan hesaplarla tamamen değişik olur. Hocam Alanya maçına 10 gün var ve siz 10 gün içinde 3 tane transfer istediğinizi söylüyorsunuz. Doğru mu anlamışım? Sayı olarak fazla ama en az 3 tanesini o karşılaşmaya 10 günde kadar... 3 transfer. İnşallah olur hocam. Evet. Yani Türk futbolunda olmuyor maalesef. İnşallah olur. Ama Kasımpaşa'nın yapısı biraz değişik. Yani diğer bizim alışık olduğumuz kulüplere nazaran. Çünkü yurt dışında çok iyi bir şey var, itibarı var. Giden oyuncuların özellikle gelecek olan oyuncuların referans olması. Biliyorsunuz geçtiğimiz sezon pandemi sürecinde her takımın indirime giderken Kasımpaşa'nın herhangi bir indirim istemeden oyuncuların maaşını eksiksiz bir şekilde ödemesi çok büyük bir artı oldu. Ve bu sadece Türkiye'de değil yurt dışında da anlatıldı Avrupa'da özellikle. Tabii tesislerdir. Buradan giden, yurt dışına giden, Avrupa'ya giden oyuncuların referans olması gelecek olan oyuncular için çok büyük etken oluyor. Hocam çok fazla vaktimiz yok biliyorsunuz. Bir 10 dakika içinde kapatmamız lazım. Size öyle söz verdim. Bu sene devre arası olmayacak. Yani fikstür yoğunluğu nedeniyle. Evet. Benim sorum şu. Bu fikstür yoğunluğunda transfer süreci bir yandan gelecek oyuncular bir taraftan gidecek oyuncular sizin de hani zor bir tercih yapmanıza neden olacak. Çünkü yani hafta sonunda maça çıkartmak istediğiniz bir oyuncu 2-3 gün sonra ayrılabiliyor. Böyle bir durum var. Mesela şu an gündemde çok konuşulan bir Aytaç Koray'ı sormam lazım hocam. Aytaç devam edecek mi Kasımpaşa'yla? Ben hem Aytaç'la sonuçta şöyle bir şey var. Yani Kasımpaşa'nın izni olmadan Aytaç'ın gitme şansı yok. Çünkü sezon sonuna kadar sözleşmesi olan bir oyuncu. Evet. Ama hem Aytaç'tan hem de menajeriyle yapmış olduğum görüşmede sezon sonuna kadar kesinlikle öyle bir niyetlerinin olmadığını, yani devre arası için söylüyorum. Hatta biz kendisiyle ilerleyen günlerde tekrar sözleşmesini uzatmak için bir görüşme de yapacağız yani, ama bu herhalde tahmin ediyorum önce gelecek olan oyuncuların işini halledip ondan sonra sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşeceğiz. Hocam şu an 14 yabancınız var. Gelecek oyuncular var diyorsunuz. Takımdan yok, ayrılması kesinleşen oyuncular var mı? Yok. 14 tane yabancımız yok. Şöyle yok. Pavelka biliyorsunuz ayrıldı. Tamam. Evet. Bir tane stoperimiz var. Onun sözleşmesi devam ediyor ama sezonu kapattı. Ona bir kulübümüz bir görüşme yapacak. Yani şöyle söyleyeyim. Yapacak olduğumuz transferlerin 4 tanesi yabancı olacak. En az 4 tanesi. Eğer sayı artacak olursa da sizin de söylediğiniz gibi içeriden boşaltıp ona göre yapmamız gerekiyor. Hocam İngiliz basını bir isim yazmış. Sormazsam olmaz biliyorsunuz. Kim? West Bromwich'te oynayan sol bek oyuncusu Kieran Gibbs. Yok, öyle bir şey yok. Kim nasıl yazdı onu da bilmiyorum ama çünkü bizim... İngiliz basını yazmış hocam. Bizim ulusal spor sayfaları da o şekilde paylaşıyor. Yok, öyle bir şey yok. Çünkü şöyle, yani Türkiye'nin en iyi sol beki bizde şu anda. Yani ayrıca kalkıp tekrar bir sol bek almamızın bir anlamı yok. Peki hocam, ben bunu kendi sorumu sormak istiyorum. CS Sekidika Galatasaray'ın kiralık olarak göndereceği konuşuluyor. Siz de oyuncuyu Türkiye'ye getiren insansınız. Nasıl getirdiğiniz de en iyi bilenlerden birisi benim. Evet. CS hakkındaki görüşleriniz ve Kasımpaşa'ya olur mu? Yani ister misiniz CS'yi? Şimdi şöyle, yani CS ile ilgili... öyle bir düşüncemiz yok. Neden de anlatayım size. Çünkü o mevkide oynayan çok sayıda oyuncumuz var. Yani bizim biraz daha, ben Yusuf'un üzerine durmak istiyorum. Çünkü Yusuf biz geçtiğimiz sezon gerçekten çok iyi bir çıkış yakaladı. Bu sezon da aynı şekilde o çıkışını devam ettiriyor. Kulübümüzün sezon başı yapmış olduğu genç arkadaşlarımız var. Yabancı olan, işte onların biraz daha üzerine durmamız gerekiyor. Diğer taraftan Anıl geçtiğimiz hafta çok, yani şans verdi. Çok iyi bir şekilde değerlendirdi. O arkadaşlarımıza devam etmeyi düşünüyor. Çünkü yani yabancı kısıtlaması gelecek olursa önümüzdeki yıllarda en azından kulübün de ona hazır olması gerekiyor. Hocam sezon sonunda yabancı kuralında revize edileceği ciddi konuşuluyor. Sizde hani yabancı limitleri konusundaki düşünceniz ne? Sizce kaç olmalı yani? Ya bence ben sınırlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle bir şey, eğer sınırlama olmuş olsaydı şu anda bu kadar sayıda Türk futbolcusunun yurt dışında oynayacağına inanmıyorum ben. Çünkü buna benzer bir olayı yanlış hatırlamıyorsam 2011-2012 sezonunda yaşamıştık. 5 artı diyerekten. Ve evet, o süreçte 5 artı 3. Evet. O süreçte yerli futbolcuların maliyeti inanılmaz yüksekti. Ve yerli futbolcularımız yurt dışına gitmeyi, oynamak istemiyordu. Çünkü Türkiye'de daha iyi para kazanılıyordu. Yani ortam daha iyi, daha iyi kazanç elde edebiliyorlardı. Serbest olmasıyla birlikte rakamlar biraz daha düştü. Özellikle Anadolu takımları için bu çok çok önemli. Yani şey olarak da. Ve yabancı, yani tercih hakkımız da daha fazla oldu. Yani kısıtlaması olan ülke kalmadı artık. Yani dünya bu kısıtlamayı uzak dururken bizim kısıtlama getirmemiz çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hocam kiralık olarak bir golcünüz var. Yani takımda şu an performansı en yüksek oyuncu Armin Hozic. Bu oyuncunun bonservisini alacak mısınız? Yani böyle bir girişim var mı? Şimdi şöyle, yani çok fazla günlük gösterilen performanslara göre değerlendirmemek lazım oyuncuları. Genel bakmak lazım. Yani şu anda ligin daha halen 14-15. Haftasını oynuyoruz. Armin'in oynamış olduğu 90 dakikalık oynamış olduğu maç sayısı zaten belli. Kulübün zaten opsiyon süreci belli. Hangi tarihten önce o opsiyonla ilgili girişim yapmayacağı belli. Yani o süreci bekleyip ona göre değerlendirmek çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Hocam Gerard Guhu diye bir forvetimiz var. Evet. Ayrılacak mı? Öyle bir söylenti var mı? Büyük bir ihtimal ayrılacak, evet. Yani bizim de raporumuzda belirtmiş olduğumuz oyunculardan bir tanesi, evet. Peki diğer ayrılacak oyuncular hakkında bilgi almamız mümkün mü? Şimdi şöyle, yani biz yani bunları şu anda paylaşmak çok doğru değil. Yani böyle bir şey olmuş olsa daha önce oyuncunun haberi olsun ki sonra sizlerle paylaşmamız daha doğru olur ve daha etik olur diyerek düşünüyorum. Hocam Beşiktaş basını diyeyim ben. Beşiktaş sayfaları da Fadik Koita'nın 500.000 euro ile Beşiktaş'a gireceğini yazıyorlar. Size gelen bir duyum var mı? Koita hakkındaki düşünceleriniz? Şimdi Koita ile ilgili yani Beşiktaş'ın sadece bu süreçte değil yani her transfer döneminde ismi geçiyor. Siz de biliyorsunuz. Yani geçtiğimiz sezon sonunda da geçmişti. Sezon başında çok konuşuldu. Sizin de söylediğiniz gibi devre arasında çok konuşuluyor ve bundan sonraki süreçte hep konuşulacaktır. Ama bu kararlar verecek olan ben değilim yani yönetim kurulumuz yani sonuçta. Bizim düşüncemiz soruldu. Biz de kendilerine gereken düşüncelerimizi paylaştık kendileriyle. Artık bundan sonraki süreçte karar mekanizması yönetimimizin ama biz Foden'de memnunuz. Foden'in kalmasını isterim çünkü geçtiğimiz sezon skora sadece atmış olduğu gollerle değil, oynamış olduğumuz oyunla da en çok katkı sağlayan oyuncularımızdan bir tanesi. Hocam, İbrahim Sisako eski oyuncunuz. Şu an bonservisinde Erzurum'dan ayrıldı. Kasımpaşa'ya transfer olur mu? Yani talep eder Yok. Misiniz? Biraz önce söylediğim gibi yani bizim transfer edeceğimiz bölgeler belli zaten. Yani özellikle stoper mevkiine yani 1 veya 2 tane transfer yapacağız. Biraz daha defansif anlamda öyle söyleyeyim. Yani daha ofansif anlamda değil de defansif anlamda biraz siz de söylediğiniz programın ilk dakikalarında neden bu kadar çok gol yiyorsunuz diyerekten. Bizim önce yani o bölgeleri çözüp ondan sonra takım savunmasını çözmemiz lazım. Hocam Kasımpaşa hakkındaki son sorum. Sonra da bir ufak Eskişehir Spor yapmamız lazım. Alttan inanılmaz baskı yiyorum şu an. Kasımpaşa'nın sezon sonundaki hedefi ne hocam? Sürekli Avrupa kupalarına katılır mıyız? Fuat hocama sorar mısınız diye yazıyor insanlar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim size. Yapacağımız transferle birlikte hedefimiz olacak. Yani özellikle kupaya bu sezon çok fazla önem vermek istiyoruz. Biliyorsun ciddi bir rakiple oynayacağız. Kupaya aday olan takımlardan birisi olacağız. Eğer o turu geçersek önümüz açık diyerekten düşünüyorum ama bizim de aynı taraftarlarımız gibi. Çünkü bu sezon 100. yılımız. Eğer transferlerimiz kısa bir sürede adapte olursa bize yani bizim de hedefimiz taraftarlarımız gibi 100. yılda onlara bir Avrupa Kupaları hediyesi vermek istiyoruz açıkçası. Hocam Eskişehir Spor maalesef üzülerek takip ediyoruz. Yani ben sizi gördüğüm için şu an mutluyum ama hani normalde Eskişehir Spor'dan dolayı üzgünüz. Eskişehir Spor'un son durumunu nasıl değerlendireceksiniz hocam? Şöyle söyleyeyim Akif, Eskişehirspor'u yani orada olmadığım yani çok orada olmadığım diyerekten takip etmiyorum değil. Yani Eskişehirspor bizim için biliyorsun değişik bir anlam taşıyor. O şehirde yaşadığınız zaman oradaki insanların ne kadar Eskişehirspor'a tutkulu olduğunu, bağlı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizzat yaşadık o süreçte de. Yaşamış oldukları süreç üzücü. Her şeyden üzücü olanı da yani orada sizin de söylediğiniz gibi 2018-2019 yıllarında güzel bir oluşum olmuştu. O oluşumun şu anda ondan sonraki süreçte geliştirilmemesi ve oyuncuların da çok fazla gelişim göstermemeleri açıkçası üzücü biraz. Yani 3 yıl ya bir Bursaspor'a bakıyoruz, bir Eskişehirspor'a bakıyoruz hocam. Yani... Ama Bursa'yla Eskişehir'i kıyaslamayın. Yani Bursa'yla Eskişehir'i neden kıyaslamayın? Şundan dolayı. Yani Eskişehirspor'un transfer yasağı sadece bu sezondan ibaret değil. Yani 3-4 sezonluk ve Eskişehirspor altyapıdaki olabilecek bütün imkanlarını şu anda yok etti. Kullandı. Yani o altyapıdaki oyuncuları işte Dorukhanlardır, Hasan Hüseyinlerdir, işte Cemalilerdir. Buna benzer yani oyuncular ve onlar işte sözleşmesi bitti, kulüpten ayrıldılar veya şey oldu ve ondan sonraki süreçte gelen yerine gelecek olan altyapı çok fazla oluşmadı. Çünkü sadece transfer yasağınız üstte değil, altta da oluyor. Ekonomik sıkıntılardan dolayı yani futbolcuyu çok fazla getiremiyorsunuz. Motivasyon daha değişik bir şekilde. Ama Bursaspor'da olay tamamen değişik. Çünkü Bursaspor ilk defa bu sezon veya geçtiğimiz sezon devre arası tam olarak hatırlamıyorum. Bir transfer yasağına girdi. Onların bundan sonraki süreç çok önemli. Eskişehirspor o süreci iyi değerlendiremedi. Yani ben ikinci sezona başladığımda yönetim kurulumuza şunu söylemiştim. Yani bunu sizlerden de veyahut da Eskişehir'deki Eskişehirspor sevdalarına da saklamanın bir anlamı yok. Yani kulübün bütçesi belliydi. Bizim iskelet kadromuz yani 17 puan toplamış olduğumuz kadroyu tutup onlara ilaveten işte CS, ondan sonra Marco, Sisoko, Emre Güral, İshak. Tamam, evet, bunları tutup diğer oyunculara kulübün durumunu anlatıp ekonomik olaraktan anlatıp ve 17 puan toplayan gençlerle bu biraz önce saymış olduğum isimleri birleyip bundan sonraki süreçte devam etmelerini söylemiştim ama maalesef bu anki yönetim onu kabul etmedi. Başkan kabul etmedi. Ayrılma nedenim de bunlardan bir tanesiydi açıkçası. Çünkü o tablo oluşmayınca Eskişehir Spor'un şu andaki yaşamış olduğu tabloyu görmek çok zor değildi. Bunu anlatmaya çalıştık ama maalesef dinletemedik. Belki de şehirdeki yani insanların o kadar oyuncunun gitmesi veya gönderilmesi tepki toplayacak diyerekten böyle bir karar alamadılar. Yani cesaret edemediler diyerekten düşünüyorum. Çünkü bunu yapmış olsalardı şu anda eminim Eskişehirspor başka şeyler konuşurdu. Hocam Eskişehirspor'un mevcut yönetimi transfer tahtasını açmaya çalışıyor diye paylaşımlar yapılıyor. Ben teyit ettiremedim ama bu sizin de ciddi bir alacağınız var. Sizinle iletişime geçen oldu mu yönetimden bu konuda hocam? Yok, benimle iletişime geçen olmadı ama şunu herkes çok iyi biliyor. Eskişehirspor'un benden imza alma gibi bir veya benim imza vermemem gibi bir durum olamaz. Yani garanti gibi duruyor hocam. Biz Eskişehirspor'dan ayrılırken imzayı bıraktık geldik. Gönülden bir yani şeyimiz var işte hocam. Diyorum yani, zaten Eskişehir'de eviniz de var. Hani yani, bizi çok yani Türkiye'den insanlar takip ediyor. Aynen, aynen, aynen. Yani biz o imzayı Eskişehirspor'dan ayrılırken bıraktık geldik. Anladım hocam. Mehmet Feyzi Yıldırım'ı siz Kasımpaşa'ya transfer etmediniz ama Kasımpaşa'da oynuyor şu an. Feyzi hakkındaki düşünceleriniz de hocam, Eskişehirspor'da da beraber çalıştınız. Yani şimdi şöyle, tabii yerinde oynayan arkadaş üst düzey. Yani sonuçta İngiltere'de evet, oynayan bir arkadaş. Feyzi'nin ondan alabileceği çok şey var. Yani Feyzi zaten Eskişehirspor'dayken de çalışkan bir arkadaşımızdı. Feyzi'nden sadece yapabileceklerini beklediğiniz zaman verim alırsınız. Feyzi için aynısı geçerli. Sadece yapabildikleriyle odaklanıp sadece o işlerle uğraşırsa Feyzi Süper Lig'de kalıcı olur. Hocam Buğra Çağlayan'ı sormam lazım. Bilal Ceylan'ı sormam lazım. İkisi de çünkü Lille takımının takibinde, squadları, maçları takip ediyor. Yani bu iki oyuncu Süper Lig'e transfer yaparlar mı? Avrupa'ya transferler yapar mı? Ben onların abisi durumunda olduğum için ben Avrupa'ya gitmelerini isterim. Buğra ve Bilal hakkındaki düşünceleriniz ne hocam? Şimdi Akif, Bilal'la ilgili sadece, yani Bilal'la çalışmadım ama oynadığı karşılaşmalarda görüyorum. Bilal çok beğendiğim, gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Yani şu anda belki zaman zaman hatalar da yapıyor ama onun 7 yaşında olduğunu da unutmamamız lazım. Evet. Diğer tarafta Buğra ile ilgili, yani biz zaten sen de biliyorsun yani orada olduğumuz dönemlerde hazırlık maçlarında falan hatta Buğra'ya çok zaman ve süre vermiştik. Milli takımda inanılmaz işler yapıyor. Sadece Türk milli takımında görevli olan hocalarımız değil, bunu yurt dışındaki hocalarımız da aynısını söylüyor. Hatta Belçika ile bir karşılaşma oynamışlardı. Orada ben biliyorum bu muhabbeti. Evet, siz muhabbeti sizle de paylaşmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Arayıp yani Buğra'yla ilgili sormuşlardı yani bu nasıl bir yetenek diyerekten. 2004 doğumlu hocam Buğra. Ama üzücü olanı şöyle bir şey var yani bu tür arkadaşlarımız yani Eskişehirspor'un bundan sonraki süreçte geleceğe yatırım yapması lazım. Eğer transfer tahtasını açamazsa. Ve o arkadaşların daha fazla zaman alması gerek. Her ne kadar fiziksel olarak ezilseler de belki bazı karşılaşmalarda bir an önce Eskişehirspor sadece bu sezonu değil, gelecek sezonunda oluşumunu şimdiden oluşturması lazım. Hocam benim sorularım bitti. Son bir tane soru soracağım. Sonra sizinle vedalaşacağız. Söyleyin hocam. Ben şimdi alttan bazı sorular çıkıyor. Şimdi Kasımpaşalı taraftarlarımızla şey olmasın yani. Çünkü biz evet, yani sürenin çok büyük bir kısmını Kasımpaşa, daha çok işte Eskişehirspor, Ankara Gücü de konuştuk. Şimdi şöyle Haris'in durumunu soranlar var. Ben de onu soracaktım hocam. Fenerbahçe transferi yazılıp çiziliyor. O konuda durum nedir? Bilginiz var mı diye soruyorum. Vallahi şöyle bir şey var. Akif, ne kadar çok oyuncumuzun ismi yazılıp çizilirse o bizi mutlu eder. Çünkü bu demek oluyor ki oyuncuların gelişimine bir şeyler sağlamışız. Bir şeyler katkı sağlamışız. Ama oyuncuların, ben yani en azından kendi oyuncularımızla görüştüğümüzde şunu söylüyorlar. Biz gidebileceğimiz yani oynayabileceğimiz takımlara gitmek istiyoruz diyorlar. Yani sadece işte orada olmak için değil, gittiğimiz yerlerde katkı sağlayabilmek için. Ama bizdeki şu anda olan oyuncuların gerçekten hepsi de çok mutlular. Kasımpaşa'da oldukları için ve öyle bir düşüncelerin olduğunu da düşünmüyorum yani. Olsa söylerler. Fenerbahçe'nin bir talebi oldu mu? Görüşme oldu mu hocam? Peki, yani o düzeyde şeylere çok fazla ben girmiyorum açıkçası. Çünkü benim alanımda değil. Yani benim alanım daha çok sağ kısmı. Sahaya odaklanmaya çalışıyorum. Eğer öyle bir şey varsa da yöneticilerimiz biliyor. Yani bana gelen yok. Olmuş olsaydı yöneticilerimiz mutlaka bizimle de paylaşırdı. Hocam sizi tanıdığım için çok mutluyum. Yani çok teşekkür ederim yayınıma bağlandığınız için. Bu benim ikinci programım. Beni onurlandırdınız, gururlandırdınız. Çok teşekkür ederim hocam. Fenerbahçe maçında başarılar diliyorum. Ben çok çok teşekkür ederim. Sana yani biliyorsun zaman zaman çok şey paylaştık Eskişehir'deyken. Ne kadar çalışkan olduğunu da biliyorum. Bunu sadece iltifat olarak değil, bu bir gerçek yani. Onu biliyorum. Kimsenin bilmediği haberleri biliyorsun, duyuyorsun. Sadece zamanı geldiği zaman paylaşıyorsun ve camiaya zarar vermemek için bunu yapıyorsun. Yani bunu da çok çok iyi biliyorum. Bundan sonraki süreçte sana başarılar diliyorum. Yeni görevinde. Biz de elimizden geldiği kadar yapabileceğimiz herhangi bir katkı ve herhangi bir yardım olacak olursa da seve seve yaparız bunu. Onur da duyarız, gurur da duyarız seninle. Çok teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Yeni yılınızda mutluluklar ve sağlıklar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşürüz.